Şu beş şey yoksa hayatta bir yere gelemezsiniz. Başarılı olan insanların hayatına baktığım zaman hepsinin hayatında bu beş maddeyi görüyorum. Bakın bakalım, eğer sizde bu beş madde varsa siz bir yerlere geleceksiniz. Ama yoksa işiniz zor değil. Neden değil? Çünkü ben bu beş maddeyi veriyorum ve siz kendinizde bu beş maddeyi geliştireceksiniz. Zenginliğe yolculuk için bu beş madde önemli, tamam mı? 1. Ailenin zengin olması. 2. Yoksa kayınpederinin zengin olması. 3. Arkanda destek olacak bir dayı. Abi ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar, bunlar değil. Nedir bu beş madde? Hemen veriyorum. 1. Satış becerisi. Hocam benim satışla ne alakam var? Herkesin satışla alakası var. Yönetici de olsan, baba da olsan, anne de olsan, öğretmen de olsan, ne olursan ol, hayatın içinde herkes aslında satış yapıyor. Satış becerisi kazanmak zorunda. Öğretmensin, öğrencini etkilemezsen, onlara dersi anlatsan bile dinletemezsin. Anne babasın, çocuğunu etkilemek zorundasın. Onun için satış becerisi lazım. Ne iş yaparsan yap, mutlaka satış becerisi kazanman lazım. Ben bunu hayatın içinde yaşayarak, tecrübelerim sonucunda fark ettim. Ve ben hiç alakam olmamasına rağmen satış üzerine, satışla ilgili kitaplar okumaya başladım. Siz de en az 15 tane satışla ilgili kitap okuyun. Okunması gereken en iyi satış kitapları hangileridir diye gerekirse bununla ilgili ben bir video yapayım. Mutlaka ama mutlaka satış becerinizi geliştirmeniz lazım. Farkında olalım ya da olmayalım, hayatın içinde hepimiz kendimizle ilgili bulunduğumuz ortamda satış yapıyoruz. Çok iyi bilenler değil, maalesef bildiklerini çok iyi pazarlayanlar, satanlar kazanıyor. Onun için ilk madde satış becerisi. Mutlaka satış becerisine sahip olmanız lazım. 2. Disiplin. Bütün başarı hikayelerinde başarı eşittir disiplin ve çalışma. Bakıyorum, disiplinsiz hayatı olan insanların başarılı olma şansı yok. Her konuda ama. Diyet mesela. İşte kilo verme. Bakıyorsun disiplin yok, devam etmiyor. Hocam pazartesi başlıyorum. Çarşamba bırakıyorsun sen. Egzersiz de öyle. Başlıyorsun, bir hafta sonra pes ediyorsun, bırakıyorsun. Disiplin yok. Dil öğrenme. Hocam İngilizce öğrenmek istiyorum, İspanyolca öğrenmek istiyorum. İstiyorsun ama düzenli, disiplinli çalışmadığın için başaramıyorsun. Disiplini hayatına oturtamayan hiç kimsenin başarılı olabileceğine inanmıyorum. Disiplin kararlılıkla devam etme durumu. Ama çoğu insan kararlılık yerine neyi tercih ediyor biliyor musun? Tembellik. Ve tembelliğin olduğu yerde disiplinli bir şekilde sonuca gitme mümkün değil. Kararlılık mı, tembellik mi? Sizde disiplin var mı yok mu? Bakın kendinize. 3. Sorumluluk. Sürekli olarak her şeyden şikayet eden sorumsuz insanlar bir yere gelemezler. Mümkün değil. Suçunu üstlenmeyen, mazeret üreten insan başarılı olamaz. Aslında sorumlu olmak seçimlerin bende olduğunu gösteriyor. Ve sorumlu olmak seçimlerimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösteriyor. Sorumlu olmak bugün ne yaptığımızın geleceğimizi belirlediğini gösteriyor. Eğer ben başarılarımın nedeni benim ama başarısızlıklarımın nedeni sizsiniz diyorsam bir yere gelemem. Yaptıklarımdan, yapmadıklarımdan, aldığım kararlardan, her şeyden ben sorumluyum. Ve benim bugün yaptıklarım ya da yapmadıklarım aslında benim geleceğimi belirliyor. Başarılı olup olmayacağımı belirliyor. Bunun farkına varmayan insanlar bir yere gelemezler. 4. Hedef. Ne istediğiniz konusunda emin olun. Bir yerlere gelmek istiyorsun, ne istediğini bilmiyorsun. Nereye gideceğini bilmeden o yere varamazsın ki. Önce net hedefin olmalı. Kendini nerede görmek istiyorsun? Ve sorular şuradan başlamalı aslında. Kimsin? Ne istiyorsun? Nereye gitmeyi arzuluyorsun? Kendini nerede görmek istiyorsun? Bu hayatta gerçekten ne yapmak istiyorsun? Bu soruların net bir şekilde cevabını veremiyorsan bir yere gelme şansın yok. Kim olduğunu ve nereye gittiğini bil. Oraya ulaşana kadar hedefine kilitlen. Bak bakalım başarı nasıl geliyor. 5. Sabır. Sabır dendiğinde aklıma dayanmak ve mücadele etmek geliyor.
uyuz uyuz oturmak ve beklemek değil. Oturmuş uyuz, yaptığı hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun? Sabrediyorsun, bekliyorsun. Bir şeyler gelecek, hayatın düzelecek. Çok beklersin. Sabır, hedefini belirlemişsin. Ne yapacağım belli. Çıkan zorluklar, sıkıntılar, problemler var. Asla vazgeçmeme durumu, pes etmeme durumu, sabretme durumu. Sabredip yoldan sapmadan yürüme durumu. Aslında sabır, acı ya da sorunla karşılaştığında kaçmak yerine onlardan öğrenip daha güçlü çıkmak. Sabırda bunu görmeyenler, sabır dendiğinde bunu fark etmeyenler bir yere gelemezler. Ve şunu unutmayın, zor anlar biter ama güçlü insanların enerjileri bitmez. Eğer hayatınızda bu 5 madde varsa bir yerlere gelebilirsiniz. Dayınız olmasa da, zengin bir kayınpederiniz olmasa da, aileniz zengin olmasa da bir yerlere gelebilirsiniz. Ama bunlar yoksa bir yerlere gelemezsiniz. Kendi kazanmadığını elinde tutamazsın. Çünkü para kuş gibidir. Bugün bende, yarın sende. Ne güzel olurdu. Dursaydı hep bende. Ama durmaz. Kendi kazanmayan, bu maddelere sahip olup da kendi elinde tutmayı beceremeyen insanlar onu kaybederler. Hayat bunun böyle olduğunu gösteriyor. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.